Akademi ne? Normal rampacı olarak ne? Onlardan da aşama aşama. Hem orada seni eğitiyorlar. Antrenmanın içinde rampalarda. Hem de belgelerini alıyorlar. Diyorlar ki abi diyorlar biz şey yapalım. Vizeyi alalım. İşte vizeyle başvuruyorsak firmalar bize. Yediğiniz cezadan, sizin hatanızdan yediğiniz cezadan firmalar sorumlu değil. Hiçbir tanesi karşılamıyor. Bak bunu size söyleyeyim. Nedir yani? Bu nedir abi ya? Bu dünya nereye gidiyor ya? Biz nereye gidiyoruz? Nasıl bu sayıdıkları sorumlu ama bana adı Sayın Mısır bu. Nasıl bu başı ismi kafası oldu ama mı? Ben de bir resulüye parayı da yani. Avrupa'da da çok cazibesi olmadı bazı şeylerin. İşte yabancı plaka alıp çalışsam Türkiye'de malum araç fiyatları uçtu. Selamun aleyküm dostlar. Yeni bir videoyla tekrar karşınızdayım. Bugün neredeyiz? Bugün İsviçre'deyiz. Hemen yükümüzü boşalttık karşı tarafa. Sonrasında buradan çıkıyoruz. Almanya'ya boş geçeceğiz nasip olursa inşallah. Arabamızın kontrollerini yaptık. Burada yattık. İstetmemizi, mazotumuzu şöyle çevirelim. Şöyle istetme kontrollerimizi yaptık. Mazotumuzu, depolarımızı, yemek dolabımızı bir açtık kapattık yani baktık var mı herhangi bir sıkıntı. Bu arada iki tane de bizim acilen araç geldi buraya. Onlar da boşaltma yapıyor. Ben dün boşalttım arabayı. Sonrasında hemen daha öncesinden de buraya gelmiştim zaten. Burada bir pavza yapmıştım. Burada yattım. 24 saattir burada yatıyoruz. Uykumuzu da aldık. Almanya, Münih'e doğru devam edeceğiz şimdi. Hem sohbet ederiz, hem sorular var. Onları yanıtlarız. Şimdi devam edelim. Şöyle çıkalım. Hadi bismillahirrahmanirrahim. Evet, defterimizi yazacağız. Sonrasında çok güzel rüzgar vardı. Akşam burada hava sıcaktı ama rüzgarın güzel olması nedeniyle sıkıntı yaşamadık. Defterimizi yazalım, yola çıkalım, yine devam edelim dostlar. Evet arkadaşlar, yola çıkıyoruz. Her şeyimiz hazır, tamamladık. 24'ümüzü yaptık. 24 saat 24 dakikadır burada duruyoruz. Dün boşalttıktan sonra bir 24 yapmak zorunda kaldık. Tergen zorunda kalmadık. Gündüz geldik. Gece 12-1'de saatimiz olacaktı. Bu sefer sabah çıksaydık 17-18-19 saat olacaktı. Sırbistan'da buna işte niye 24 yapmadın diye sıkıntı yaratıyor diye. Dedik bari 24 yapalım. Bir bahane bulmasın bize. 24 yaptık burada. Şimdi devam ediyoruz. Almanya, Augsburg'a doğru. Augsburg'da bir adres var. Oradan bir yük alacağız yarın. Sonrasında yine yarın için iki adresimiz daha var. Onları da tamamladıktan sonra Türkiye'ye devam edeceğiz hayırlısıyla. Buraya kadar geldik. Herhangi bir sıkıntımız yok. Yükümüzü boşalttık hayırlısıyla. Yine güzel sorular var. Hem biraz sohbet ederiz, hem bu işe yeni başlayacak arkadaşlar için bir iki güzel haberim var. Onlardan bahsedeceğim. Bu nasıl bir şey ya? Evet. Hemen burada bir market var. Akşam 7.30'da geldim. Kapalı. Arkadaş 7.30'da market mi kapanır? 7'de. Şimdi oradan sonra yapacağız. 50 kilometre bir yolumuz var bizim. İsviçre'yi terk etme sınırımız 50 kilometre kapıya. Onu da sonrasında Almanya'ya gireceğiz. Şimdi şeye dönelim arkadaşlar. Mevzuya gelelim. Bu işe yeni başlayacaklara İşte güzel haberimiz var dememin sebebi
Bizim Gökhan Karakaş vardı biliyorsunuz, çok zaman zaman videolarımda bahsederdim Gökhan'dan. Onu Mars Lojistik Akademi'ye yerleştirdik. Akademi değil şimdi. Akademi ne? Normal rampacı olarak ne? Onlardan da bahsedeceğim. Şu anda Gökhan bütün belgeleri tamam idi. Rampacı olarak oraya aldılar. Eğitiyorlar onu şu an. Yani eğitimde şu an. Akademi de ben bu işi sıfırdan yapacağım. Hiçbir belgem yok. Dediğin zaman oraya gidiyorsun. Bütün belgelerini alıyorlar aşama aşama. Hem orada seni eğitiyorlar antrenmanın içinde rampalarda, hem de belgelerini alıyorlar. Fakat tabi bu belge paralarını senden kesiyorlar yani. Hem maaş veriyorlar sana, maaşlı da çalışıyorsun, işi de öğreniyorsun, belgelerini de alıyorlar. Yani bu aslında güzel bir şey, yeni yapacak ya bu işi yeni başlayacak arkadaşlar için. Fakat şöyle bir şey var. Yani hurra 500 kişi başvurdu, hepsini almıyor. Yani öyle bir şey yok. Kademe kademe atıyorum. 10 kişi alıyor, yetiştiriyor. Sonradan bir 10 kişi daha alıyor. Yani böyle 50 kişi, 100 kişi alamıyor. O kadar şey yok. Artı Anadolu yakasında bunların gurbetçiler için yatma yeri de var. Yani yatılı bile alabiliyor. Yani bu işe gönül vermiş, bu işi gerçek anlamda yapıp meslek edineceğim, ben bu işi yapacağım diyecek olan arkadaşlar, yani bu Mars Lojistik'te bir tanıdık bulup buraya kendini yerleştirsin. Şimdi sıfırdan başlayan arkadaşlar, bu akademide diyorum ya, bunlara bir yıllık sözleşme yapıyorlar arkadaşlar. Bir yıl çalışacaksın. Yani zaten belgelerini alacaksın. Ben şahsen şey olsam, sıfırdan başlamış olsam, abi ben bu işi öğrenir orada da çalışırım yani. İstersen devam edersin orada işe. Yani bir yıldan sonra seni göndermiyor. İstersen devam et yani. Anlatabildim mi? Bana göre yani biçilmez bir kaftan. Çok güzel bir şey. Buradan yani birilerini bulup kendinizi bir referans birisi olması gerekiyor. Bir tanıdığınız olması lazım yani işin açıkçası. Biz de bir tanıdığımızın vasıtasıyla Gökhan'ı oraya yerleştirdik. Yoksa Gökhan'ın işi de olmayacaktı yani. Gökhan'a şey yaptılar yani, sıraya aldılar onu. O anda bir grup vardı. O bitince hemen diğer gruba Gökhan'ı dahil ettiler. Bu işi yapacaksanız dostlar, buralara eğer sıfırdan hiç belgemiz yok derseniz yine bu tür yerlere başvurun derim yani. Güzel yer. Sıfırdan başlayacak olanlara. Belgelerim tamam. Rampacılıkta burada rampacı 2-3 ay yetiştiriyorlar. Gene güzel bir yer. Gidin orada öğrenin yani. Geri geri bu işi, rampaya girip çıktıktan sonra bu işi çözmüş sayılırsın. Bundan bahsedelim. Bakın Gökhan şu an 1 ay 2 ay oldu aşağı yukarı. Gökhan orada yani diyor ki benim için burası diyor bir akademi gibi diyor abi diyor. Evet şuradan bir sinyal verir insan ya. Şimdi bunun dışında başka neler var dostlar? Neler yok ki? Buraya gelecektim. Burası da doluydu akşam. Burada böyle bir iki arabalık yer var. Evet, buralar İsviçre arkadaşlar. Çok güzel yerler gerçekten. Yani her taraf güzel Avrupa'da ama İsviçre'nin bir doğa güzelliği var böyle. Tağlık bölge falan. Tabii buralar çok tağ değil ama güzel memleket yani. Hayvancılık özellikle burada çok var ya. Çok bakıyorum. Hayvanlarla uğraşan insanlar çoktur. Yani coğrafi olarak da uyumlu yani hayvan beslemeye burası. Dostlar diğer bir konu da şu. Çok yazıyor bana arkadaşlar. Şimdi şurada yapılan bir yanlış var yani. Bunu öncelikle düzeltelim arkadaşlar. Abi diyorlar biz vizeyi alalım. Firmalara gidiyorlar işte vizen yok. İşte yenisin şusun busun. Vizeyi alalım. Daha öncesinden de öncelikle şunu söyleyeyim. Daha öncesinden de bundan bahsettim. Beni defalarca arayan Instagram DM'den arkadaşlar var. Onlara da aynısını söyledim.
Diyorlar ki abi diyorlar biz şey yapalım. Vizeyi alalım. İşte vizeli başvurursak firmalar vize alır. Hayır kardeşim. Velev ki vizeyi aldın, firma seni işe aldı. Vallahi gitme, billahi gitme. Bak yemin ediyorum sana. Neden gitme? Bak bu işin çok evrak prosedürü var yani. Görüldüğü gibi değil arkadaşlar. Ceza yersiniz. Yediğiniz cezadan, sizin hatanızdan yediğiniz cezadan firmalar sorumlu değil. Hiçbir tanesi karşılamıyor. Bak bunu size söyleyeyim. Ya bugün 1000 euro en ufak cezadır 1000 euro Avrupa'da. 1000 euro 18 milyar para yapar. Siz zaten buraya para kazanmaya geldiniz. Yani Avrupa'daki polise ceza ödemeye gelmediniz. Yapmayın böyle şey. Yani bu benim görüşüm. Kendi işinizi kendiniz tabii ki daha iyi bilirsiniz ama böyle bir şey yapmayın. Vize parayı verip almayın. Ya seni firma çalıştıracaksa senin vizeni firma alacak kardeşim. Sen niye alıyorsun? Velev ki vizem var. Abicim yazık günah. Dışarıdan bir Bulgar bir vizesini adam 1000 euroya mı almış? Ya vicdanı çürümüş adamlar var ya bir yasada sade vize için. Ya bir karar ver de nereden gideceğini Allah Allah. Sadece vize için vize satmak için firmalar var ya. Vicdanı çürümüş insan. 4 aylık vize almış Bulgar vizesi adama. Daha yeni ya burada 20 gün falan oldu olmadı. 4 aylık vize almış. 1000 euro para almış. 400 lira alanlar var, 600 lira alanlar var. Ya abi almayın, almayın. Şu işim evrak prosedürü var. Gerçekten var. Bak bizler bile hata yapıyoruz bak. Yıllardır bu işin içinde olduğumuz halde ama yaptığımız hatadan hemen dönebiliyoruz. Yani şey yapmadan, adrese gitmeden işte atıyorum kümrüğün içinde yaptığın bir hata onu toparlıyorsun, şey yapıyorsun. Yapmayın arkadaşlar. Gerçekten yapmayın. Hiç doğru bir şey değil. Mesela bir transport firmasına girin, atıyorum Mars lojistik, biçilmez kaftan. Gir oraya abi, bir sene içeride rampacılığı öğren, evrak prosedürünü öğren, kümbürü, halatı, mühürü, T1'i, adresinin her şeyini öğrenin. Sonra dışarı çıkın. Sıkıntı yaşamayın. Çok ceza ötersiniz. Bak giden arkadaşlarımız var. Vallahi yemin ediyorum bak. Giden arkadaşlarımız var. Hepsi ceza yemiş. Hem de biner euro biner euro. Yapmayın. Gerek yok. Bu işe ben bile şahsım olarak mesleğe başladım. 10 yıl sonra yurt dışına çıktım. Yani bu işler aşama aşama birden ha diye gerçekten olmuyor yani. Bunu da söylemiş olayım. Tabii bu benim fikrimdir. Yanlış anlamayın beni. Kendi işinizi kendiniz daha iyi bilirsiniz. Anlatabiliyor muyum? Bir de şöyle bir mevzu var. Arkadaşlar bana yazıyor. İşte ARC'de biz yurt dışına çıkabilir miyiz gibilerinden yaşım işte 50-55 şu bu filan. Ondan da bahsedeyim dostlar. Örnek veriyorum. 50 yaşındasınız. Bursa'da oturuyorsunuz. ARC'ye başvurdunuz. 50 yaşından sonrasını yurt dışına pek sıcak bakmıyorlar. Yani sen diyor 1-2 senede de öğreneceksin. Çok verimli olmaz gerçekten. Yani gençlere daha çok bütün firmalar sıcak bakar. Çünkü neden? Gençler dayanıklıdır. Gençler gece yol iyi gider. Gerçekten de öyle. Şimdi ben 20 yaşında, 25 yaşında halimle şu anki halim gece yol gidişim asla bir değil. Arasında dünyalar kadar fark var. 50-55 yaşındasınız. Başvurdunuz ARC'ye. Bursa'da oturuyorsunuz. İnegöl'de, Kemalpaşa'da. Buralarda belki sıkıntı yok ama şehir dışından almıyor. Yurt içinde çalışabilirsiniz. Bundan yana sıkıntı yok yani. Yurt içi çalışmak istiyorsanız şartlar da güzel yani şu Türkiye içinde. Buyurun gelin başvurun yani yardımcı olalım size. Ama yurt dışı için 55 yaşındaki bir insana sıcak bakmıyorlar. 60 yaşında mesela geçen de bana biri yazdı. 61 yaşındayım dedi. Yani ona yurt içine bile sıcak bakmaz belki de. Ama yurt dışında çalıştırır seni. Yurt dışına kesinlikle kabul etmezler yani dostlar. Onu bildirelim. Yurt içi çalışmak istiyorsanız mesela belli bir yaşa gelmişsiniz. Firmalar bütün firmalar aşağı yukarı öyle. Buna sıcak bakar ama yurt dışı için bakmaz. Biraz da bu iş yanlış anlamayın beni. Kimse gerizekalı değil.
zeka işi, kafa biraz çalışması lazım bu yurt dışında. İşte evrak hatası yaparsın, bir prosedürde yanlış yaparsın. Hem sen ceza yersin, hem firma yer. Araba yatar bir hafta, on, ya bir şoförün hatasından 10 gün araba yatar. 10 gün gümrükte yatar yani. Yani 10 gün demek bir arabanın bir servisi demek. Bir firmanın 3-5 bin eurosu demek yani. Bunlar da var. Şu benzinliğe girelim. Çöplerimiz var. Orada bulunduğumuz yerde çöp yoktu. Çöplerimiz var. Onları çöpe atalım. Oradan devam edelim. Sonrasında Baselkapı'da yine bir çekim yaparım çıkışta. Ne işlem yapıyoruz diye. Aslında şurada var, bak çöp varmış hemen. Hemen şurada var. Turayım abi hemen orada. Tak tak diye alayım aşağı. Şurada var. Yine devam edeceğiz dostlar. Şu çöpleri atayım. Sağ kapıda da var çünkü. Ondan sonra devam ederiz Baselkapı'da. Evet dostlar. Nereye geldik? Küçük bir kapı vardı bu Bregenz. Bregenz değil de Bregenz'e yakın bir yerden Avusturya'ya girdik. Buradan da Almanya'ya giriş yapacağız. Hemen kısa böyle bir 10 kilometre kadar bir yol geliyoruz. Sonrasında Almanya'ya giriş yapacağız. Böyle kısaltmaca yol böyle yani. Diğer kapıdan gitmedik. Basel kapıdan gitseydik yaklaşık bir 70-80 kilometre kadar. Hadi bitiremediniz. 70-80 kilometre kadar yolu uzatacaktık. Onun için bu Bregenz üzeri geldik. Konstanz'dan da gitmedim. Orası da çok şehir içi, bayağı uğraştırıyor insanı. Burası şu an Avusturya. Tam kapının girişinden çekecektim. Arka kamera bir türlü açamadık. Telefondan açıp kapatıyorum. Küçük bir kapı işte. Yani aşağı indik, otoban kartını verdik, okuttuk, atın geçtik gittik yani. Böyle parkı markı yok. Bir tırın duracağı yer var, bir de transit taksilerin geçeceği yer var. O kadar, başka bir şey yok. Evet, burası Avusturya arkadaşlar. Zaten plakalardan da fark edersiniz. Almanya ve Avusturya plakaları hep. Buradan bir tünelden geçeceğiz yaklaşık bir 3-5 kilometre sonra olabilir. Sonrasında Almanya'ya giriş yapacağız. Devam ediyoruz dostlar işte. Adrese Augsburg'a gidiyoruz. Adrese düşeceğiz. Hemen buradan sol yapacağız. Evet. Ana yola giriyoruz. Aynen. Sola dönüyoruz. Sonra otoyola dönüyoruz. Aynen doğru abi. Bizim bildiğimiz gibi yani. Güzel dostlar. Buralar da fena değil yani. Buralar da güzel yerler. Şimdi şöyle geçelim. Ana yola çıktık. Şimdi bu yabancı plaka ile ilgili bir iki bir şeyden bahsedeceğim. Artık bu pandemiden sonra Avrupa'da da çok cazibesi olmadı bazı şeylerin. İşte yabancı plaka alıp çalışsan, Türkiye'de malum araç fiyatları uçtu gitti yani, tır için söylüyorum. Bir kardeşimiz yazdı bize. Yani Avrupa'da da inan ki bir araba alsan, çekici sıfır alsan 120 bin euro, 130 bin euro. Yani sıfırını da alsan iyi para. Gürcistan plakalı yapsan ne olur? Gürcistan'da ikinci eller hakikaten ucuz arkadaşlar, ama prosedürüyle ilgili bir bilgim yok yani. Prosedür nasıl işliyor? Doğru, bazı firmalar Gürcistan plakası yapıyor aracını. Avrupa'ya da çalışıyor sonuçta Gürcistan plaka. Yani bir araçla firma kurabiliyorsunuz. Gürcistan'ın da öyle bir güzelliği var arkadaşlar. Gerçekten de öyle. Tek bir araçla firma kurabiliyorsunuz. Benim abim bile bir aralar park açmıştı orada yani.
Hiç sıkıntı yok bu konuda. Ama işte orasıyla, yani oraya çalışan biriyle bu konuyu görüşmek lazım. Prosedürü çok iyi bilmiyorum gerçekten. Ama Gürcistan'da gerek küçük araç, gerek büyük araç fiyatları ucuz olduğunu biliyorum. Neden ucuz? Buradan Almanya'dan gidiyor ikinci el araçlar. Orada ucuz, uygun araçlar yani. Yani 20 bin, 30 bin euroya Gürcistan'dan güzel bir araba alabilirsin. Tır takım olarak çalışmak için. Sıkıntı yok yani o konuda. Varsa imkan yapmak lazım aslında yani. Ama Türkiye'de nereye bağlarsın? Bir firmayla çalışırsın nihayetinde. Benim tanıdığım da bir iki tane çok yani 5-10 yıl önce vardı bir iki kişi Gürcistan plakalı araçları vardı. Çalışıyordular yani. Onu biliyorum. Yani değerlendirmek lazım her türlü ama Avrupa ile Türkiye'nin arasında sıfır arabada çok fark yok yani. Sonuçta burada da euro bazında, orada da euro bazında. Yani 100 bin sıfır bir araba almaya kalksan çekici 100 bin euronun altında alamazsın yani. Almanya'da örnek veriyorum, bir man almaya kalksan, bundan birkaç yıl önce man almıştı bir tanesi, sormuştum da 109 bin euroya mı ne almıştık demişti. Yani şeyler pahalı sonuç itibariyle. Sıfır araçlar ama ikinci eller 3-5 yaşında olduğu zaman Avrupa'daki araçlar düşüyor tabii, fiyatlar Türkiye'den çok çok daha aşağı düşük. Ama Almanya'da araba alıp Türkiye'ye, yani Türkiye'ye getirmek, yani Türk plakası yapmak, bunu resmi olarak yaptığın zaman bunun vergisi Türkiye'den aldığın zaman daha uyguna gelir. Onun için ikinci el girişi Türkiye'ye yok. Var mı? Var ama vergileri çok fazla olduğu için cazibesi yok yani. Hiç gerek yok. Türkiye'den daha ucuzunu alırsın. Böyle de bir durum var dostlar. Bunu da böyle belirtmiş olalım. Arabalar, her şey, sadece araba mı abi yani? Her şey aldı başını gitti. Artık hiçbir şey alınacak gibi değil yani. Eskiden inanın ucuz Türkiye'de yaşıyorduk. Bunu farkında değildik yani. Ucuz Türkiye'de yaşıyorduk. Şu an pahalı bir Türkiye'de yaşayacağız. Yani pahalı Türkiye demeyelim ya. Dünya diyelim. Yani bugün Almanya'da da marketler almış, yürümüş gitmiş yani. Pandemiden önce ucuz dünyada yaşıyorduk arkadaşlar. Pandemiden işte 2 yıl geçti. Pandemi bitti. Pahalı bir dünyada yaşamaya başladık. Yani bugün Türkiye'ye gitsen marketler uçmuş gitmiş, bizde biraz fazla olmuş. O da bizim fırsatçılarımızdan dolayı yani. Bizim insanlarımızdan dolayı. Bugün Avrupa'da da pahalı abi, her şey almış başını gitmiş. Yani biz bir markete gidiyoruz, vallahi hiçbir şey almıyoruz. 30-40 euro. Eskiden öyle değildi ama. 10 euro, 15 euroya bir çantayı dolduruyorduk burada Almanya'da. Şimdi yapamazsın onu. Kesinlikle. Ben her servis şuraya gelirim, şu Almanya'ya. İşte ekmekti, domatesti, şuydu buydu. Bir iki sefer markete gidiyorum. 40-50 euro para harcıyorum burada. Her servis. Yani ihtiyaç oluyor da abi, yiyeceğin için. Şimdi Türkiye'den aldığın domates salatalığı Almanya'ya gelene kadar çürüyor. Buzdolabına koyamazsın da. Buzdolabına işte yoğurtumuzu, peynirimizi, yağımızı koyuyoruz. Suyumuzu koyuyoruz. Anca yetiyor bize. Mecbur yan dolaba koyuyoruz. O da aldığımız domates gelene kadar çürüyor. Ne oluyor? Geliyoruz buraya. Domates, salatalık, şusu busu, bir iki sefer markete gideceğiz yani. Yumurtasıydı. Yani gidiyor abi. Onun için dünyanın her yeri böyle yani. Kimse işte bizde götü de orada iyi demesin bu saatten sonra. Her tarafta sıkıntı var. Ha, bizde daha çok var. Yani sıkıntı her tarafta var ama bizimkisi daha çok. O da niye abi? Biz kendimiz yaptık abi. Biri onu aldı,
alan 20'ye sattı, öbürü 20'ye alan 40'a sattı. Bu araba piyasasını böyle yaptılar yani, bu kaleciler, al satçılar. Ondan sonra yok pahalı, uçtu piyasa. Uçar da bak, almayın kardeşim, almayın, patlasın ellerinde ya. Bu nedir yani? Bu nedir abi ya? 50 liralık araba 300 lira, 400 lira, 500 lira olmuş. Ya arabamı sattım 310 bin lira, bir ay sonra 450 bin lira olmuş. Ya bu nereye gidiyor bu dünya arkadaş? Nereye gidiyoruz ya? He? Bir ayda 100 bin lira, 150 bin lira bir araba prim yapar mı Allah aşkına ya? Bu dünya nereye gidiyor ya? Biz nereye gidiyoruz? Yani dünyada böyle bir şey yok da özellikle bizde var. Bir ayda bir araba 150 bin lira prim yok. Tamam abi, o zaman kimse iş yapmasın. Toplasın piyasadan arabaları. Ondan sonra bir ay sonra satsın. Ya bu kadar fırsatçılık olur mu abi ya? Bu bizde sıkıntı var. Yani evet, dünyada sıkıntı var ama bizim insanlarımızda sıkıntı var. Fırsatçılar. Bu bir gerçek yani. Neyse arkadaşlar, başınızı arttım gerçekten. Biraz fazla olduk zannedersem. Bu videoyu bitirelim dostlar. Bu videoda konu farklı yerlere gidecek daha doğrusu. Hiç şey yapmayalım yani. Bulaştırmayalım, boşver. Bu videoyu sonlandıralım dostlar. Yeni bir videoyla yine görüşürüz. Bu arada bizleri buraya kadar izlediyseniz, bizlere destek vermek için kanalımıza abone olabilir, beğeni yapabilirsiniz. Bizlere de destek vermiş olursunuz. Tekrar başka bir videoda görüşmek üzere. Avusturya'dan selamlar.